Merhaba. Bir Masa Başı Sohbetleri programında yine sizlerle beraberiz. Ben bugün yine masa başında Eskişehirli bir dostumla Eskişehir'i konuşacağım. Efendim, bugünkü konumuz Eskişehir ile ilgili bir kitap. Eskişehir, Zaman, Mekan ve İnsan. Bu kitabın yazarı olan dostum, tek başına bir Eskişehir Araştırma Enstitüsü gibi çalışan bir kişi. Ömrünün büyük bir kısmını Eskişehir ile ilgili çalışmalara veriyor ve yazdığı, son yıllarda yaptığı çalışmaları da bu güzel kitapta topladı. Ben kendisiyle bu kitaptaki konuları ve kendisinin Eskişehir ile ilgili yaptığı başka çalışmaları konuşacağım. Efendim, bugünkü konuğumu takdim ediyorum. Şinasi Acar. Merhaba abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Sizi bir kez daha demiyorum, ne oluyor? Altıncı kez mi oluyor, beşinci kez mi programımızı ağırlamaktan onur duyuyorum. Sanıyorum beşinci kez. Beşinci kez. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Eskişehir'e yaptığınız hizmetler, araştırmalar, benim girişimdeki söylediğim cümleyi tebessümle izlediniz ama bu gerçekten doğru bir cümle. Siz tek başınıza bir araştırma enstitüsü gibi Eskişehir'le ilgili çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Konuşacağımız çok şey var. Ben hemen şeyden başlamak istiyorum. Şinasi abi, 2009 yılında neler yaptınız? Efendim, 2009 yılı oldukça verimli geçti. Sevim Selamet Hoca ile birlikte Eskişehir Bibliografyasını hazırladık. Evet, onu ben izninizle şöyle göstermek istiyorum. Bunu geçen sene başlamıştık. Bu sene tamamlandı, basıldı. Ve benim yaptığım araştırmalar sırasında çok eksikliğini hissettiğim bu tür bibliografyalardan hiç olmazsa Eskişehir için olanı tamamlanmış oldu. Bibliografyanın ne olduğunu belki bilmeyenler için bir kere de hatırlatalım. Şimdi burada Eskişehir ile ilgili bugüne kadar yazılmış ne kadar makale, kitap ve tez varsa, evet, yazılı bunların malzeme, hepsini topladık ve konularına göre de ayırdık ki araştırmacılar için daha kolaylık olsun bulmak açısından. Bir defa bu. İkincisi, demin bahsettiğiniz kitap yayınlandı. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum izninizle. Bilimsel çalışmalarla ilgili bir kitapta şöyle bir söz geçer. Bir konuyla ilgili bir biyografya hazırlandığında o konu araştırmanın ortamında artık yer almış demektir. Doğru. Yani Eskişehir bibliografyası hazırlanmakla birlikte Eskişehir artık her türlü araştırma için bir araştırma malzemesi ve konusu haline gelmiştir. Çünkü burada makaleden araştırmaya, araştırmadan düz yazıya, bütün yazılı kaynaklarda Eskişehir ile ilgili yapılmış bütün kitaplar, verilerin hepsine yer aldığı bir çalışma. Evet. Yani salnameleri filan da koyduk. Evet. Yabancı gezginlerin kitaplarını koyduk filan. Sanırım mükemmele yakın bir şey oldu. Bu ayrıca bilgisayar ortamına da aktarıldı. Evet. Ve sürekli güncellenecek. Bunun süreci nasıl işledi abi? Bunu nasıl yaptınız siz? Bunu geçen sene başladık. Evet. Dediğim gibi. Biz bir proje Anadolu Üniversitesi yapıldı. Araştırma Fonu'ndan desteklenen bir proje olarak desteklendi. Ortaya çıktı. Ben işte dışarıdan ders verdiğim için proje önerme yetkim yok. Bu yüzden Sevim Hanım'la birlikte bu işi, projenin sahibi o, zaten bilgisayar konusunda da fevkalade yetkin birisi. Bir grup arkadaş da iki tane kaynak tarayıcı bulduk ve biz proje onaylanmadan daha başlattık işi. Evet. Yani ama söyledik de, yani biz böyle böyle başlattık çünkü bunun kaynak taraması en az 6 ay sürüyor. Evet. Ve biz aşağı yukarı projemiz onaylandığı zaman bizim işimiz bitmişti zaten. Ve süratle basım aşamasına geçildi. Ve işte sanıyorum Mart-Nisan aylarında da yayınlandı. Ve okul bu konuda çok büyük bir anlayış içerisinde bunu 1000 tane ve iyi kağıda bastırdı. Evet. Ve 500'ü aşağı yukarı bütün sivil toplum örgütlerine, resmi kurumlara, konuyla ilgili araştırmacılara falan dağıtıldı. Mesela izninizle bir yakın çekimden bir sayfayı görebilir miyiz Gülfencim? Nasıl bir malzeme olduğunu izleyicilere göstermek isterim. Örneğin Çöl Nilgün, Eskişehir'de tarihi kent dokusu içinde Taşbaşı Çarşısı. Eto Yayınları, Ete Ticaret Odası Dergisi, cilt 19, sayı 83, sayfa 88-91. Başka bir sayfayı çeviriyorum. Celal Hasan, Eskişehir'deki nedir o, bir maddenin asitliliği üzerine yaptığı bir çalışma. Ve bütün çalışmaların böyle künyesiyle birlikte yer alıyor değil mi evet, şimdi? 500 küsür sayfa 500, kitap evet. oldu. Sanırım iyi oldu. Bunun dışında ne var? Bunun 2009'un... dışında şimdi bu Eskişehir kitabımız var.
Bu yazıların büyük bir bölümü daha önce Eto dergisinde evet. yayınlanmıştı. Bunları bir kitap haline getirdik şu ama şu anda ekranda gördüğümüz kitap. Yeniden gözden geçirdim ve evet. hepsi içinde bir bütünlük sağladık. Bunun dışında bir de Fikret Uçar hocamızla birlikte bu sene gerçekleştirilen Dünya Astronomi Yılı. Evet. Bu vesileyle bir güneş saati yaptık AKM evet. salonunun önünde. Evet. Rektörlük de gene çok büyük destek verdi. En güzel yeri tahsis etti. Yani öyle ki bize deselerdi ki yani okulda nereye istiyorsunuz biz orayı söyleyemezdik. Cesaret edip de ayıp olur falan diye. En güzel yeri verdi sağ olsunlar. Ve o da çok beğenildi. Tabii Fikret Hoca'nın orada çok büyük katkısı var. Bizim programımızda, bizim programımızda yer verdik ona zaten. Nasıl biliyorum, çalışılır falan anlattık. Biliyorum. Çok güzel. Yani şimdi özetlersek güneş saati, Eskişehir biyografyası ve Eskişehir'le ilgili sizin daha önce çeşitli konularda Eskişehir'le ilgili yaptığınız makalelerden Eskişehir Ticaret Odası'nın yayınladığı bir kitap. İsterseniz evet. kitaptan başlayalım abi. Kitabın hemen ilk yazısından. İlk yazısı Odun Pazarı. Evet. Bu yazıda nelerden söz ediyorsunuz? Şimdi Odun Pazarı tabii ben olayları hep mühendis gözüyle bakıyorum. Yani Odun Pazarı deyince Eskişehir'de herkes dışarıdan gelenler ah ne güzel evler var falan diyorlar. Halbuki benim açımdan oranın Türkler tarafından işte 13. yüzyılın başlarında kurulan bir mahalle hatta bir şehir denebilir olması çok daha önemli bence. Çünkü genelde işte 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya geldiğimiz zaman tabii burada kurulmuş pek çok şehirler var. Buraları zapt ediyoruz. Ama kendi yaptığımız çok nadir yerlerden birisi orası. Ve ben siz konuşurken üstüne evet. bazı yazılardan, yazıdan bazı sayfaları gösterdim. Evet. Bu da yine bu Odunpazarı yazısında Haydarpaşa'dan Alpya köyüne diye evet. yer alan bir anı herhalde değil mi? Bu bir anı. Bu istasyon binası. İstasyon binası. İstasyon binası tabii istasyon 1892'de demiryolu gelince şehrin bütün evet. sosyoekonomik yapısı değişiyor. Yani mesela tahıl üretimi 10 katına falan çıkıyor evet. böyle 2-3 sene içerisinde. Bunu o demiryolu şirketi de ciddi şekilde destekliyor. İşte köylülere pulluk veriyor, makineleşme açısından gerekli olan teçhizatı veriyor. Ve birdenbire 10 katına çıkıyor. Hemen arkasından da ikinci bir yazınız var. Sosyoekonomik yapı. Sosyoekonomik yapıyı da özellikle belirttim. O tabii Eskişehir'in evet. sosyoekonomik yapısından ziyade bütün ülkenin sosyoekonomik yapısını içeriyor. Ne bileyim işte şu mesela evet. şu köylülerin resmi. Evet. O günkü toplumdaki genel havayı yansıtan bir resim. Tabii hiçbir sanayi kuruluşu söz Yok. Konusu değil. Birkaç tane değirmen var. Demin geçti zaten o Servet-i Fünun dergisindeki evet. Değirmenlerden. İşte Porsuk Nehri üzerinde. Porsuk'un suyu iyi bir su tabii yani kuvvetli bir su o anlamda söylüyorum. Değirmenler var. Değirmenlerin dışında ne soba fabrikası, ne tuğla fabrikası hiçbir şey yok. Yani. Evet, evet. Şu sözünü ettiğimiz değirmen bu Matraçina Su'nun minyatüründe yer alan. Yani bu tabii demin efendim Servet-i Fünun dergisinden kapağından bir resim geçti. Ben onu kastetmiştim. Tabii bu da önemli de bu evet. daha çok şu. Evet. Evet, evet, evet. Şu. Evet. Eskişehir'deki ilk sanayi ile ilgili fotoğraflardan bir tanesidir. Evet. Bu. Değil mi? Bilinen evet. fotoğraflardan onun dışında bir tanesi. Yani yani maalesef de demek gereksiz. Yani toplumda böyle bir ihtiyaç da yok demek ki. Şimdi hemen onun arkasından gelen bir diğer yazınızda Eskişehir'de hamamlarla ilgili. Yani evet. Eskişehir'de hamamlar toplumsal hayatın bir parçasıdır ama bunlarla ilgili fazla bir çalışma. Bir son yıllarda Odunpazarı Belediyesi bir kitap yayınladı. Evet, onların bir çalışmaları var. Siz de bu var. Çalışmanızı kısaca bunların neyinden bahsediyorsunuz abi? Ben işte geçmişte Evliya Çelebi, Katip Çelebi falan bu konuda neler söylemiş. El Helevi diye bir Arap gezgini var. Bir de mesela bu Erler Hamamı Roma döneminden kalma. Evet. Fakat içinden çekilmiş bir resim bile yoktu yani. Onu şey yaptık, çektik. Evet. Bir de benim çok hoşuma giden bir anekdot var. İşte 1892'de demiryolu geldiği zaman İstanbul'dan kalkıyor. Sabah erken saatte 14 saatte Eskişehir'e var. Evet, bir gece kalıyorlar burada. Eskişehir'e gelince bir sene bir gece burada kalmak gerekiyor. Ertesi gün Konya tarafına gidecekler. Başka bir trene. Ankara tarafına gidecekler. Başka bir trene biniyorlar. O da yine bütün gündüz. Gece yürümüyor çünkü. O arada hali vakti iyi olanlar işte Madame Tadye diye bir hanımın istasyon yakınında evet, oteli var. Oraya gidiyorlar. Otele girmekten çekinenler ya da yoksul olan kişiler
hamama gidiyorlar. Hem yıkanıyor hem de sabah kadar. Hem yıkanıyorlar hem de sabah kadar orada. Evet. Peykelerin üzerinde. Mesela bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani ben mühendis geziyle böyle amacım, ben tarihçi değilim estağfurullah. Yani bir takım araştırmalar yapıyorum ama amacım bu tür yazıları yazmaktan insanların merakını tahrik etmek. Evet. Harekete geçirmek ve tarih kitaplarına ulaşmalarını sağlamak. Çünkü yani merak çok önemli bir şey. Yani bizim genelde bu tür toplumsal tarihe bir merakımız yok. Hatta kültür tarihine özellikle. Kişisel aile tarihine bile pek şimdi fazla mesela bunlardan bunlarla bu verdiğiniz konunun çok güzel bir örneği var kitabınızda. Bir köprünün yaşam öyküsü. Evet. Yani Eskişehir deyince köprübaşı. Evet, şimdi bu köprübaşının bugüne kadar tarihini kimse yazmadı değil mi? Benim bildiğim yok. Yok, evet. Yok. Şimdi siz burada bu yazıda Köprübaşı'nın... Bu işte Servet-i Fünun dergisinin, evet, gazetesinin kapağı bu. Kapağında kullanılan ve çok önemli bir şey olduğu için, eser olduğu için kapak resmi olarak kullanılan. Bu Roma Köprüsü. Köprünün, Roma Köprüsü'nün Roma Köprüsü resmi. Bu şu anda şu köprünün yeri, izleyicilerimiz için söyleyelim. Şimdi bu sağ taraf şu anda kapalı vaziyette. Kapalı vaziyette. Şu soldaki göz açık. O da tabii Çukurçarşı'nın Roma giriş tarafı olarak değil. Evet. Çukurçarşı'nın evet. Girişi. Zaten şurada resimde. Şurada Tepebaşı Belediyesi'nin olduğu yer yok mu? Tepebaşı Belediyesi'nin olduğu yer şurası. Evet. Burası. Tepebaşı bu tarafta kalıyor. Ha, evet. Bu tarafta kalıyor. Yani resmin çekiliş açısı itibariyle evet, bu tarafta kalıyor. Burada İstanbul Oteli'dir herhalde. Bu İstanbul Oteli. Bu fotoğrafta İstanbul Oteli. Evet, bu da İstanbul bir şeyin kahvesi. Oteli. Neyin kahvesiydi? Ali Asgar kahvesi. Ali Asgar kahvesi. Evet. O Ali Asgar kahvesi. Kitabınızda benim kitapta da fotoğraf var. Ayrıca fotoğrafları var. Evet. Burada zaten bir manda duruyor. Evet. Yani buranın çok sığ olduğu belli. Belli. Orayı kapatıveriyorlar. Dolduruyorlar. Bu da yine o bölgenin başka bir fotoğrafı. O dönemden kalma evet bir başka fotoğraf. İşte Şale Oteli'nin olduğu bölge. Bu o yıllara ait Eskişehir'in bir haritası. Yani bunlar hep sizin yazınızda yer alıyor. Evet, işte bu mevcut köprü şu anda, evet, bakın onun mesnetleri duruyor hala. Evet. O Roma Köprüsü'nün mesnetleri ama üst tarafı tamamen yok edilmiş. O Roma Köprüsü'nü Yılmaz Hoca'nın bir projesi vardı. Açıp ayaklarını, kemer kısmını falan, evet, ortaya çıkarmayı düşünüyordu. Hakikaten çok önemli bir şeydir o. Yapılabilir aslında yani yapılmayacak, evet, yapılmayacak bir şey değil. Şey yine değil. O yıllara ait, yani Eskişehir, o yıllar demeyeyim de Eskişehir'in temel ögelerinden biri olan bir yazınızda Lütaş'ı ile ilgili. Evet. Bu kitapta Lütaş'ı ile ilgili çok güzel bir yazınız var. Evet, o... O yani Osmanlı döneminde Eskişehir'in en önemli ihraç maddesi gerçekten Avrupa'ya sürekli ham olarak ihraç ediliyor. Evlerde falan da çalışılıyor. İşte bu onlardan bir örnek resim. Bu çok bilinen bir fotoğraf. O dönemde Viyana'da yapılan özellikle Fransa'da, Avusturya'da falan yapılan bir takım lüle taşından örnekler aldım ben. Bunları tabii kendilerini görmedim de. Zaman kitaplar zaman yurt dışında müzayedeler yapılıyor. Bu müzayedelerdeki resimleri kullandım. Evet. Tarihleri şimdi de vardır. Şimdi siz tabii bu çalışmanızda sadece Eskişehir'in bu kültürel tarihin değil, sanayiyle ilgili Eskişehir'deki bazı çok önemli gelişmelerle ilgili belgeleri de ortaya çıkartıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Eskişehir'de tramvayla ilgili. Evet. Tramvay 2000'li yıllarda Eskişehir'e geldi ama geçmişi aslında bunun çok daha eskilere dayanıyor değil mi? Bununla ilgili, evet, çok güzel bir yazınız var. İşte milli iktisat politikası çerçevesinde Eskişehir'de Eskişehir Milli Sanayi ve Ticaret AŞ kuruluyor. Evet. Ve bu şirketin kuruluş amaçlarından bir tanesi Eskişehir'de tramvay çalıştırmak. 1916. 1916. Şu da onun şeyi mi? O şirketin hisse senetleri. Şirketin hisse senetlerini görüyoruz. Kurucu hisse senedi ve normal hisse senedi. 1916'da. 1916'da ama gerçekleşemiyor. Bu tabii tramvayın o zaman Eskişehir'de yer almasının sebebi Ceretelis'te olabilir mi? Ceretelis'in burada olması. Olabilir tabii. Yani çünkü bir teknik zaten esasında sanayinin Eskişehir'de kuruluşu işte o Ceretelis'in kuruluşuyla başlıyor bence. Evet. O da 1894-95 falan oluyor. Tabii artık aradan 10 sene falan geçmiş oluyor. Bu 10 sene içerisinde şehirde arazi itibariyle çok müsait, evet, düz bir alan. Burada tramvay işletmek hakikaten akılcı bir şey. Akılcı bir şey. Fakat bir o sonuç alamıyor o gelişme değil mi? Evet, akim kalıyor. İşte tabii Birinci Cihan Savaşı yılları zor yani her şey zor.
bir daha da gündeme gelmemişti. En son 2000'li yılların başlarında tekrar gündeme geldi. Yine orada bu sözünü ettiğimiz kitabınızda yer alan bir önemli makalede Eskişehir'deki ilk gazete. Evet, aslında bu birkaç kişi tarafından ele alınmış bir konuydu ama siz bunu tekrar gündeme getirdiniz. İlk gazeteler aslında biliniyordu Nimet ve Metanet diye ama kimin çıkardığı bilinmiyordu. Evet. Ben başka bir şeyi ararken orada bir tesadüf, yani Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden sonra işte burada da Cer Atölyesi'nde işçiler, o zamanki deyimle ameliler bir yürüyüş yapıyorlar. Evet. O yürüyüş dikkati çekiyor İstanbul'da. Ne oluyor falan diye buraya bir tahkik heyeti yolluyorlar. O heyetin raporunda geçiyor. İşte Metanet ve Nimet gazetelerinin üstte Nimet, altta Metanet gazetelerinin başlıkları bunlar. Yalnız o dönemde bu yürüyüş deyince vurgulamak istiyorum. Mete Tuncay'ın kitabında da vardır. Türkiye'de Sol Akımlar kitabında. Evet. Arif Oruç diye bir kişi var burada. O da Türkiye'nin ilk sosyalist gazetesini çıkartıyor o dönemde Eskişehir'de. Yarın gazetesi. Evet. Ve onlar hep tabii bu Cel Atölyesi'ndeki bir ilk sanayinin ortaya çıkardığı gelişmeler olarak görüyoruz tarih içinde. Diğer bir yazınızda Milli Mücadele Eskişehir. Evet. Tabii Milli Mücadele'de Eskişehir'de bana en çok yani o mühendis gözüyle ilginç gelen olay şudur. Bir defa Eskişehir iki defa işgale uğruyor. Birinci işgal işte Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra mütareke koşullarına göre bir stratejik öneme haiz olan yerler işgal ediliyor. Bunlardan birisi de Eskişehir. İngilizler geliyorlar ama böyle halk üzerinde çok acı etkileri olmayan bir işgal bu. İşte istasyon civarında yerleşiyorlar. Ama daha sonra işte 1. İnönü, 2. İnönü savaşlarından sonra tabii Yunanlılar yeniliyorlar. Ve özellikle 2. İnönü'den sonra seferberlik ilan edip gerek Yunanistan'dan gerekse Anadolu'daki Rumlardan oluşan 100 bin kişilik bir ordu oluşturuyorlar. Bu ordu bizi fevkalade müşkül duruma düşürüyor Kütahya Savaşları'nda ve çekilmek zorunda kalıyoruz. Eskişehir tekrar işgale vuruyor. Yunan Kralı'nın geldiği dönem. Evet, 1921'de, 21'in başlarında. Evet. Ve o dönemde hakikaten Eskişehir çok acı çekiyor. Çok acı çekiyor. İşte mecliste müzakereler yapılıyor. Eskişehir terk ediliyor. Orada Halide Edip'in bir yazısına koydum. Yani hakikaten insan okurken aşırı duygulanıyorsunuz. Ve mecliste bu müzakerelerin sonunda işte tekalif-i milliye yasaları çıkartılıyor. Tekalif, teklif sözcüğünün çoğulu. Teklifler demek ama buradaki anlamı vergiler. Seferberlik ilan ediliyor. Hatta Ankara'yı falan terk etmek bir ara o müzakerelerde düşünülmüş. Fakat o müzakereler sonunda Atatürk diyor ki yani bana meclisin yetkilerini verin ben bu işi çözeceğim. Ve işte uzun münakaşalardan sonra bu yetkiyi alıyor 3 aylığına. 5 Ağustos'ta alıyor yetkiyi. 7 Ağustos'ta o hazırlamış zaten yasaları. Hepsini çıkartıyor. Ve onlardan 4-10 tane yasa bu. Ve işte askere alınıyor şöyle böyle filan. Bu askerin teçhizatını, iaşesini, ibatesini, eski deyimle yani beslenmesini, giyimini vesairesini sağlamak için herkesin mal varlığının %40'ını devlete vermesi mecburiyeti getiriliyor. İnönü hatıralarında yazıyor işte o Lozan müzakereleri sırasında. Bir gün Fransızlar bunu öğrenmişler. Ya bu doğru mu? Siz böyle mi yaptınız falan deyince İnönü başka çaremiz yoktu böyle yaptık demiş. Nasıl yaparsınız diyorlar ya. Yani ben bunu söyleyince herkes kazancının %40'ını zannediyor. Hayır mal varlığının %40'ını. Yani bugün en yoksul insanımızın bile bir şeyleri vardır. Evet. Bir çocuğun bile vardır. Yani düşünün ki aşağı yukarı yarısını devlete veriyorsunuz. Ama bu hakikaten çok büyük bir fedakarlık. Ayrıca da çok da akılcı bir şey. Yani herkes artık zafere kilitleniyor. Yani zafer olmazsa zaten o geri kalan yarı da ne olacak ki yani? Öyle bir noktaya getiriliyor. Ve ben şahsen tamam mucize, büyük bir olay şöyle böyle ama altında ne yatıyor diye yıllardır merak ederdim. Ve bu niye okullarda okutulmadı diye de şimdi hayret ediyorum. Yani insanlar bu işin ne kadar büyük fedakarlıklar sonucunda elde edildiğinin bilincinde olursa kıymetini daha çok bilirler. Şimdi öyle bir anlatılıyor ki işte biz hep yendik Yunanları da yani öyle değil olay. Yani çok büyük halkın çok büyük desteği fedakarlığı var.
Yani onu özellikle vurgulamak için yazdım. Yoksa Eskişehir'de milli mücadeleyi zaten tarih kitaplarında... O işgal sırasında benim kayınpederim rahmetli 11 yaşında Udunpazarı'nda ve gayet iyi 11 yaşında çocuk hatırlıyor. Aile hicret diyorlar zaten. Göç ediyor Ankara, Yozgat tarafına falan gidiyor. Ailenin kadınları. Erkekler kalıyor. Çocuk olarak bu da kalıyor. Ve o sırada Yunan işgalini çok iyi biliyor. Hatta Yunan kralı buraya giriyor, geliyor, geldiğinde o Odunpazarı'nın arkasındaki şey... Hükümet konağı orada kaldıkları zaman bizim kayınpeder, kralın küçük çocuğu da bunlar mahallede futbol oynarlarmış. Evet. Böyle herhalde bir çocuklarla da halk ilişkileri falan sağlamak için ve sevimli gören hareketler yapıyorlar. Evet. Ve o dönemde 2-3 sefer Kuvayi Milliye geliyor. Diyorlar ki bize şu saate kadar şu kadar şey sağlayacaksınız. Bir liste veriyorlar ellerine ve hakikaten halk zaten yoksulluktan perişan durumda. Evet. Ona rağmen onlar toplanıp teslim edildiğini hep anlatırdı. Tabii. Şimdi ben gene izninizle yazınızda, kitabınızdaki diğer yazılara geçmek istiyorum. Siz sizin bir mühendis olarak sanayiciliğiniz de var. Bu sanayiciliğinizden hareket ederek de Eskişehir'in bu yönüne de yönelmişsiniz. Mesela ilk yönetim kurulları diye bir yazınız var. Evet, şimdi ben Eskişehir'le ilgili araştırmalar yapmaya başladığım zaman kurumları dolaştım. Evet. Ticaret odasına da gittim. Dedim ki bana işte yönetim kurulu başkanlarını ve üyelerini baştan itibaren verir misiniz? Bana 1922 yılından başlayarak bir liste verdiler. Dedim yani 1895 yazıyor kuruluşunuz. Onlar nerede? İşte Yunanlar giderken yakmışlar. Tamam, yakmışlar, doğru. Ama bir yerlerde bunların izi vardır. Yani bunları niye araştırmadınız bugüne kadar falan diye de böyle gayet yumuşak bir şekilde söyledim. Ve sonra dedim ki ya yani sen bunu niye araştırmıyorsun? Onun üzerine tuttum, araştırdım. İşte ne tür imkanlar var? İşte sannameler var. Geçmişte yayınlanmış. Bu Tanzimat'tan sonra yayınlanmaya başlıyor. Aşağı yukarı işte 1852'li, 52, 53, 54 falan. Eskişehir'de o zaman Hüdavendigâr vilayetine bağlı Kütahya Sancağı'nın bir kazası oluyor. Ve o sannameleri karıştırmaya başladım. Yıllık bunlar, yani sal yıl demek zaten. Ve hakikaten 1311 tarihli sannamede ilk defa Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası o zaman yönetim kuruluya geçmiş. Bu sannamelerde hem vilayetin hem de o vilayete bağlı çeşitli yerlerin resmi erkanı, işte kurumlarının yöneticileri, o kasaba ve şehirlerle ilgili bir takım istatistiksel bilgiler, ekonomisi, sosyal hayatı vesairesiyle ilgili buna da rastladık. Fakat o arada 1311 tarihli sannamenin kapağında sene-i hicriyesine mahsustur yazıyor. Yani hicri yılına aittir anlamında. O zaman da 1893-94 çıkıyor. Yani bunlar... Kuruluş tarihinde de bir şey var. İlk defa bunu gördükleri zaman Rumi yıl zannetmişler. Evet. İşte ona 584 ekliyorsunuz. O zaman hakikaten 1895 çıkıyor. Ama Rumi değil, hicri herhalde gözden kaçmış tahmin ediyorum. Yani onu da tespit edince tekrar kendilerine gittim. Ya dedim bu yanlış yani. 1893 de olabilir, 94 de olabilir. Ama bunu araştırmak lazım ama en azından 94 yani. Çünkü hicri yıllar... Miladi yıl paralel gitmiyor. Evet. Her sene 10 gün önce geldiği için hicri yıl. Maalesef o da yani 10 senedir bir türlü yoluna girmedi. Halbuki yani bunu da araştırmak lazım. Ben eminim bu araştırılsa bulunur yani. Şu yazınızdaki yer alan fotoğraf nedir? Bu eski ticaret odası. Eski ticaret 2 Eylül Caddesi üzerinde. Yani ben geldiğimde de burası vardı. Ben buraya birkaç defa gittim yani. Bu belgede de... Bu işte sannamelerin kapakları ve ait olduğu sayfalar. Yani inandırıcı olsun diye onları koyduk. Diğer bir yazınız da yine kitapta Eskişehir Çiftçi Bankası. Bu Eskişehir'in ilk yerel bankası. Yani demin bir ara söyledim. Yani insanlar kendi aile tarihlerini de merak etmiyorlar. Mesela bu çok ilginçtir. Yavuz Zeytinoğlu'yu tanıyorsunuz. Evet. Bu Çiftçi Bankası'nı kuran Yavuz Zeytinoğlu'nun dedesi. O belgeleri görüyoruz şu evet, anda. Evet, o belgeler. Fakat mesela Yavuz Bey bunu bilmiyordu yani. Zamanımız çok az. Ben hızlı şekilde abi izninizle gitmek istiyorum. Sanayi Odası'nın kuruluşuyla ilgili bir yazınız var. Sanayi Odası tabii. Kuruluşunu anlatıyorsunuz. Demin de bahsettim. Evet. Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası. Ama bu 1900
66-67 evet. yıllarında ki ben de o zamanlar buradaydım, hatırlıyorum. Ticaret Odası'nın bünyesinden doğdu. Evet, evet. Ticaret Odası da yani kendi yönetim kurulunda bu konu evet. gündeme getirilmiş. Tabii bu da Eskişehirlilerin ne kadar hoşgörü sahibi olduğunu gösteren bir... Diğer bir yazınızda Eskişehir Bankası. Eskiden sonradan Esbank olarak devam eden, sonra da kapanan banka değil evet, mi? Evet, bu ikinci yerel banka. Evet, Eskişehir. Bu Eskişehir Bankası açılınca ben çok rahatsız oluyorum, tedirgin oluyorum şahsen. Eskişehir Bankası... Eskişehir'le bütünleşmiş bir bankaydı. Evet. İşte bir takım olaylardan devlet tarafından el konuldu. Ben o zaman hep bekledim ki Eskişehirliler... Eskişehir'den bir tepki gelsin. Bir araya gelsinler. Yani çünkü o çok da haklı bir el koyma değildi bana göre. Yani ben biraz olaya vakıfım. Evet. Fakat nedense gitti o. Gitti. Yani çok o yazık oldu. O bankanın iştirak sahibi olduğu evet, bir takım kuruluşların... Evet, bu da ilginç bir resimdir. Üstteki resim çimento fabrikasının ilk kurulduğu gün ve açılışının olduğu gün... İşte orada Menderes var. Adnan Menderes. Evet, Menderes var. Fatih Rüştü Zorlu var. O da ilginç bir tarihi evet, resim. Ve son olarak da yine Eskişehir'in simgesi olan evet. bir konuyla çiğ börekle ilgili bir yazınız var. Evet. Orada da Eskişehir'in çiğ böreğinin nasıl yapıldığını, menşeini evet. den bahsediyorsunuz değil mi? Evet, yani çok kısa bir yazı o ama yani özellikle şehir dışından gelenler çok evet. merak ediyorlar. Böyle ellerine hazır bir yazı olsun diye. Ben kitabı tekrar şurada bir bütün olarak göstermek istiyorum. Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Odası tarafından yayınlanan bir çalışma. Ben bu vesile Ticaret Odası'nın yeni başkanını ve yönetim kurulunu da bir kez daha saygıyla anmak istiyorum. Evet. Bu tür çalışmalara çok önem veriyorlar. Derli toplu, güzel baskılı çalışmalar. Yani kentlerin bu tür çalışmalara ihtiyacı var. Kesinlikle. Hele ki Eskişehir'in çok var. Bizim neden bilmiyorum bugüne kadar Ticaret Odası bu işleri çok geçiştirdi. Yani bunlar böyle ufak dergilerle falan geçiştirilecek şeylerdir. Gerçekten büyük bir malzeme var Eskişehir'de değil evet. mi? Evet. Benim Harun Bey'e bir ikinci önerim daha oldu. Yani son 3-4 başkana hep bu oldu ama sonuç alamadık maalesef. Evet. Eskişehir'de ticaret müzesi kuralım. Evet. istiyorum. Çünkü bu büyük bir ihtiyaç ve her geçen sene bu eldeki belgeler kayboluyor. Çünkü eski nesil yavaş yavaş gidiyor. İşte pek çok hisse senetleri halkın elinde senetler, mektuplar, kartpostallar pek çok belge var. Ama bu belgeler kayboluyor yani her geçen. Şimdi bu anlamda ben Sayın Başkan'a söylemiştim. Burada konu açıldığı bir kez daha size de paylaşmak istiyorum. Meslekte 40 yıllıklar diye ben bir fotoğraf evet, çalışması evet. yaptım. Anadolu Üniversitesi destek oldu. Eskişehir'deki 100 tane farklı ticaret erbabının, esnaf ve sanatkarın fotoğrafını çektim. Bunların içinden abi bazıları var. Mesela bir marangoz var. Odun pazarında bir berber var. Birkaç tane daha esnaf grubu var. Bunlar ilk başladıkları şekilde yani bundan 40 sene evet. önceki alet edevatla dükkanlarını koruyorlar. Şimdi dışarıya gidenler bilirler. Böyle müzeler vardır. Tabii, kent müzeleri. Tabii. Size 30 yıl öncesinin berber dükkanını ya. Açar ve ondan sonra bunu parayla izlersiniz. Fakat ben bir türlü bu düşüncemi ne bir Eskişehir'de belediyeye ne ticaret odasına bir türlü şey yapamadım, anlatamadım. Evet. Ancak bu Türkiye'de ne yazık ki şöyle oluyor. Eskişehir'de şimdi bir sürü dışarıdan firmalar geldi, yabancı firmalar. Yarın öbür gün bunlardan bir tanesi bunu satın alacak, evet. açacak. Biz de parayla gezeceğiz. Evet. Ama bunlar dediğiniz gibi senetler, evraklar, belgeler ve mekanlar. Evet. Mekanı alacaksınız, bu mekanı olduğu gibi koruyacaksınız. Evet. Mesela at arabacısı tamircileri var. Tabii. Yani hala bütün alet edevatı adamın bir bütün halinde duruyor. Yani öbür gün bunu bir müze yapayım deseniz bulamazsınız. Ya bunları verecek para da çok büyük bir para değil. Ya bu tür şeyleri bulmak çok daha zor. Sebebi evet. de şu. Yani mesela bir gümüş parçayı her evet. zaman bulmanız mümkün. Çünkü o gümüşü zaten onun değerli olduğu için o daima saklanıyor, atılmıyor. Ama bu tür parçalar maddi açıdan değerli olmadığı için atılıyor. Yani evet. o adam, arabacı mesela öldü mü onları varisleri büyük bir olasılıkla Tabii. atar. Hiçbiri saklayıp da evin bir köşesine bunları bulundurayım demez yani. Ama bunları yapması gereken de işte evet. bu tür odalar. Bu tür kurumlar yani. Ne yazık ki ben o çalışmamı yaparken birçok odayı gezdim. Şunu çok acıyla gördüm. Kendilerine de söyledim. Burada söylemekten hiç yüksünmüyorum. Evet. Kendi odalarıyla ilgili yaptıkları esnafların pozisyonlarını gösteren duvarlarında fotoğraf yok. Yok hakikaten. Maalesef şimdi, şimdi yok. De yok. Yani. Şimdi de yok. Abi zamana hep geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir şey ben gibi, enstitü gibi Eskişehir'le ilgili çalışıyorsunuz. Elinize sağlık. İnşallah bundan sonraki çalışmalarınızı gene burada paylaşma fırsatı buluruz. İnşallah. Efendim bir masa başı sohbetlerin programının sonuna geldim tekrar. Ben haftaya yine masa başında olacağım.
Eskişehir'le bir dostumla Eskişehir'i konuşacağım. Şimdilik hoşça kalın.